Merhabalar, ben Hayal Hanoğlu. Um, Türkiye Beyond Borders Vodcast um, serilerinin bu bölümünde e, size Aleviler, Alevilik ve Göç Bağlamı üzerine bir sunum yapacağım. E, öncelikle başlamadan önce bir PowerPoint hazırladım. Önce onu paylaşalım ve birlikte e, başlayalım. Bu sunumun e, başlığını Göç, Aleviler ve Alevilik olarak belirledik. E, içerisinde inanç, kimlik ve cemaatin e, ulus ötesi inşası üzerine e, aslında bir içerik hazırladık. E, birinci bölümde birazcık Diaspora'ya e, aslında yani göç Alevilerin göç hikayesinden e, kısa bir bahsetmek istiyorum. İkinci bölümde Diaspora'da bu yeniden inşaat sürecinin nasıl işlediğini e, inanç kimlik ve cemaatin inşası e, bağlamında bunu bunu takip eden bu dönüşümü e, tetikleyen dinamikler üzerine birazcık konuşacağız. Son bölümde de, e, üçüncü bölümde de e, bu, bu, bu diasporadaki bu değişim ve dönüşüm sürecinin e, Türkiye'de kırsal alanda e, tabii ki üzerindeki etkisi üzerine konuşacağız. Şimdi e, sohbeti başlayacak olursak... E, Öncelikle birazcık Avrupa'ya Alevi göçü üzerinden başlayalım. E, Aleviler e, genel olarak Aleviler, özel olarak da Kürt Aleviler e, yaşadıkları ayrımcılık dini ve etnik kimlikleri nedeniyle yaşadıkları ayrımcılık nedeniyle e, suni nüfusa kıyasla daha göç e, daha yüksek bir göç oranına sahipler. Ee, Avrupa'da tabii net olmamakla birlikte 1 milyon ile 1,5 milyon arasında tahmini olarak e, Alevi bulunmakta, yaşamakta. E, Alevi göçü de aslında Türkiye'den Avrupa'ya temel göç dalgasıyla birlikte, yani Almanya'ya işçi göçüyle birlikte 20. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşen bu göçle birlikte başladı. Fakat siyasi bir göç olarak devam etti. Özellikle sosyal ekonomik politik belirsizlikler, ve güvensizlik ortamı Alevilerin Avrupa'ya göçünü tetikleyen bir durum oldu. Bu siyasi göçün elbette bir sürekliliği var fakat aynı zamanda bunu tetikleyen belli dönemsel olaylar da var. Bunlardan bir tanesi 1978 Maraş katliamı, ikincisi 1980 askeri darbesi ve üçüncüsü de 1990'larda PKK ile devlet güçleri arasında ee, gelişen silahlı çatışmalar, özellikle Kürt illerinde yoğunlaşan silahlı çatışmalar, ee, yaygın e, tanımıyla bildiğimiz köy başlatmalar süreci, çünkü kırsal alanın zorla yerlerinden edilmesi e, üzerine de bir süreçti aynı zamanda. İngiltere'ye Alevi göçüne e, gelecek olursak, aslında genel olarak İngiltere'ye Alevi göçü de yine Avrupa'ya e, göç dalgasının, e, Alevilerin Avrupa'ya göç göçün göçüyle aynı şekilde yoğunlaşmış bir göç şekli. Sadece biraz daha Avrupa'nın diğer ülkelerine göre biraz daha geç başlamış. Aslında geç başlamış demeyelim. 1950'lerde başlayan, 50'lerde, 60'larda yavaş yavaş başlayan bir, bir e, e, hareketten bahsedebiliriz. Ama daha çok 1980'lerin ortalarında, 90'ların sonlarına kadar yoğun olarak gerçekleşmiş bir bir, bir 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 göç dalgasından bahsediyoruz. İngiltere alev, diğer Avrupa ülkelerine göre daha fazla alevi sığınmacı kabul etmiş ülkelerden bir tanesi. Özellikle 1989'a kadar vize zorunluluğun olmaması da çok fazla bu göç dalgasının gelişmesinde önemli etki etmiş bir bir bir, bir durum. Bu göçün ekonomik mi siyasi mi olduğu sorusu aslında önemli bir soru çünkü biz örneğin araştırma sürecinde katılımcıları, katılımcıların göç hikayelerini toplarken pek çoğu göç nedeni olarak yaygın, kırsal alandaki özellikle yaygın yoksulluğu da gösterdiler. Fakat burada yoksulluk kendi başına değil, Türkiye'nin aslında Aleviler açısından alev, siyasi bağlam içerisinde değerlendirilmeli. Çünkü Alevilerin marjinalleştirilmesi, e, izole edilmesi, e, ekonomik ve siyasi dezavantajları da beraberinde getiren bir durum örneğin e, Maraş bölgesinde özellikle topladığımız göç hikayelerinde e, bin, e, zaten e, ticaret ilişkileri e, zaten kısıtlı olan Alevilerin 78'deki Maraş katliamıyla birlikte ve 1980 darbesiyle ikisi zaten arda arda gelen e, kısa aralıklarla arda gelen iki önemli zincirleme olay gibi düşünebiliriz bunlarla birlikte zaten kısıtlı olan olanakların giderek zorlandığını ve aslında uluslararası göçün de buna bir, bir çeşit cevap olduğu söylenmişti. Aynı zamanda İngiltere Alevi göçü bizim chain migration olarak tanımladığımız zincirleme göç modeline de uyuyor. Hemen hemen herkesin yani İngiltere'deki Alevilerin pek çoğunun Mutlaka aileleri, geniş aileleri, akrabaları ve köylüleri bulunuyor. 17-18 tane köy dernekleri bulunuyor, aynı zamanda bölgesel dernekler. İngiltere'deki alevi çoğunluğu, nüfusunun büyük çoğunluğu, ezici bir çoğunluğu Maraş ve çevresindeki illerden Dersim, Kayseri, Kayseri, Adana, Sivas gibi çevre illerden gelen Kürt talebelerinden oluşuyor. Şimdi e, biraz artık diasporayı konuşmaya başlayacak olursak e, öncelikle aslında diasporada dönüşümü sağlayan dinamiklerden birazcık bahsetmek istiyorum. Bunlardan, e, bunların başında sosyopolitik bağlam değişikliği geliyor elbette. Alevilerin Türkiye'deki varlığı gizlilik ve görünmezlik üzerine kuruluyken bildiğiniz gibi Aleviler aslında tarih boyunca en çok katliamlarla birlikte görünür oldular. Onun dışındaki bütün zamanlarda kendilerini ve kimliklerini gizlemek e, mecburiyetinde kaldılar. Bu nedenle onların Diaspora'daki eylemleri daha çok görünme ve tan tanınma siyasetine odaklandı. E, bunun dışında ikinci bir e, faktör olarak ocak sisteminin e, diasporaya taşınamaması. Bu elbette doğal olarak ocaklar toplumsal düzeni e, sağlayan aynı zamanda kurumlar da olduğundan burada örgütsel ve operasyonel sorunlar ortaya çıktı. E, üçüncü olarak aslında Alevilik'te yorum ve pratiklerin çeşitliliği ya da çeşitliliğin harmonisi olarak yol birdir sürekli bir düsturuyla aslında netleşen Alevi'nin mistik yanı. E, diaspora kimlik ve cemaatin yeniden inşasında bir kolektifleşme arzusuyla karşı karşıya kaldı. E, son olarak da burada yine önemli dönüştürücü faktör, e, batılı hükümetlerin, bu örnekte İngiltere örneği üzerine konuşacağız, batılı hükümetlerin dini çolculuğu ve inanç özgürlüğünü koruyan yasal çerçeveleri ve onların e, gerektirdiği tanınmak için resmi bir din olarak Avrupa'da, Batı'da tanınmak için e, gerekli olan çerçeveler. Kürt aleviliği genel olarak e, ocak adı verilen geleneksel dini kurumlar ile onların takipçileri olan e, takipçileri arasındaki bağlar üzerine e, kurulu bir inanç sistemi. E, geleneksel e, bu bu geleneksel e, ocak sisteminin diasporaya taşınamaması ee, doğal olarak pek çok e, operasyonel ve örgütsel e, sorunlar e, e, da çıkardı aynı zamanda. Burada ocak sisteminin tamamen diasporaya taşınamamasından bahsediyoruz. Bu nedenle e, ocaklar ve onların temsilcileri olan dedelerle talepler yani onların e, takipçileri e, olan e, halk arasındaki e, bu manevi zincirin kırılması anlamına geliyor. E, diasporada ocakların e, geçerliliğini ve güncelliğini aslında e, göçmen Aleviler arasında, göçmen Alevilerin konu ihtimali hafızasındaki yerini ve önemini anlamak için e, katılımcılara e, ailelerinin bağlı olduğu ocağı bilip bilmediklerini ve ocağa bağlı dedeyi de e, bil, aynı zamanda bilip ve tanıyıp tanımadıklarını sordum. E, birkaç yaşlı e, katılımcı dışında herhangi bir kimsenin, ailelerinin hangi ocağa bağlı olduklarını, hangi ocanın ocağın e, talibi ya da takipçisi olduklarını ne de ocakla ilişkili dediği yani e, din adamını e, tanımadık tanıdıklarını söylediler. Yani tanımadıklarını e, söylediler. E, bu, bu çok diasporaya has bir şey aslında. Çünkü mesela aynı soruları Türkiye'deki katılımcılara yönelttiğimizde hemen hemen hepsi e, ocaklarından, hangi ocağa, ailelerinin hangi ocağa bağlı olduklarını ya da hangi ocağın takipçisi olduklarını e, zaten biliyordu. Bu aslında e, bu genel olarak zaten e, diasporanın ya da göçmen Alevilerin aslında kolektif hafızasında e, ocakların e, ocak sisteminin e, eskisi kadar değil hatta aslında yer bulmadığını, işlevinin de ortadan e, kalktığını söyleyebiliriz. Peki ocaklar aynı zamanda toplumsal dini ve sosyal hayatı düzenleyen de kurumlardı. Diasporada onların toplumsal işlevini ne oldu diye soracak olursanız işte orada cemevleri de devreye giriyor. Zaten kentsel alanlarda bir araya gelmek, toplanmak ve ibadet etmek için Alevilerin alanlara, mekanlara ihtiyacı vardı. O zaman cemevleri yeni kentlerde, uluslararası göç sonrasında da Diaspora'da yeni ortaya çıkan toplumsal düzenin de aslında temel taşları. Alevi topluluklarının düzenlenmesinde, örgütlenmesinde, dini, sosyal ve toplumsal inşasının yeniden kurulmasında önemli kilit bir rol oynadılar ee, ve Alevi kimliğinin de aslında birer mekansal göstergesi haline geldiler. Şimdi burada e, bu ocaklardan ocak merkezli Alevilikten cemevi merkezli Aleviliğe geçişi e, bir, bir, bir Weberci okumayla e, tanımlamaya, anlamaya çalışırsak dini karizmanın aslında bürokratik güçle yer değiştirmesi olarak görebiliriz. Weber'in karizmanın rutinleşmesi çalışmasında aslında elbette bunlar daha çok doktrinel dinler için uyarlanaabilir çalışmalar olmakla birlikte Alevilerin diaspora yolculuğuyla birlikte ortaya çıkan değişimi anlamamızda bize yardımcı olabilir bir bir, bir 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 kavramsal dünya. O bu nedenle olacak merkezli Alevilik'ten Cemevi merkezli Aleviliğe geçişi aslında Dini karizmanın yerini bürokratik güce bırakması olarak da algılayabiliriz. Bu kurumsal olmasının yanında mekansal da bir dönüşüm. Çünkü bahsettiğimiz gibi Aleviler daha önce Alevilik, geleneksel Alevilik ya da göç öncesi Alevilik diyelim. E, binalarla karakterize olmamış bir Alevilik. Dolayısıyla daha sonrasında cemevi merkezli bir Aleviliğin inşasından bahsediyoruz. E, böyle bir durumda e, mekansal olarak da, kurumsal olarak da çok köklü bir değişimden bahsediyoruz. Tabii doğal olarak böylesine bir e, dönüşüm aynı zamanda Rütüel Dünya'da da e, onu takip etti. E, yorum ve ibadet pratiklerinin e, çeşitliliğiyle e, mistik yapısı karakterize olmuş Aleviliğin, e, Diyaspora'da e, ortaklaşma topluluğun, e, kimliğin ve cemaatin e, inşasında ortaklaşma ve kolektifleşme gerekliliğiyle birlikte zorlanmasından aslında başlayabiliriz. E, aynı zamanda da görünürlük Avrupa'da e, ya da diasporada görünürlük ve tanınma arayışı e, ifade ve sunuma daha fazla e, önem e, verilmesine neden oldu. Doğal olarak ifade ve sunuma daha fazla önem verilince de aslında biz bir folklorikleşme, e, bir, bir daha çok folklorik e, içeriğin e, artmasına ritüellerde ve bir, bir daha rutinleşmesine e, ve de daha standartlaşmasına e, standartlaşmasını getirdi. E, bu nedenle aslında diasporada ee, daha sembolik ve giderek standartlaşan e, cismani bir yorumdan bahsedebiliriz Bu da aslında e, süreyi bol e, süreyi e, yani çeşitliliği aslında öne çıkaran ve onun yol olarak tanımlanmasına sebep olan mistik karakteriyle, mistik kozmosuyla yol olarak tanımlanan Aleviliğin bir diaspora dinine giderek standartlaşan bir diaspora dinine dönüşümünü aslında konuşuyoruz burada. Elbette bu kısım diaspora'da ritüel kısmı geniş ele alınması gereken bir konu ama burada bu özetle geçiyorum. Ee, az önce bahsettiğimiz e, karizmanın e, yerini, dini karizmanın yerini, bürokratik gücün e, alması, aslında aynı zamanda kolektif çıkarlar için bir araya gelme ve rasyonel bir eylemlilik. Ee, rasyonel eylemliliğin artmasına da sebep oldu. Aslında bu, bu Weberci okuma da böyle diyor. Dini karizmanın yerini bürokratik güçün ele alması e, daha rasyonel e, çıkarlar e, daha rasyonel söylemler ve eylemliliğin e, aldığını aldığını görmekteyiz burada da yine aynı okumayla geldiğimizde. Buradan da aslında Aleviliğin neden diasporada kimlik görünürlük ve tanınma siyasetine bu kadar odaklandığını anlatır bir şey. Yine bir o kadar örgütlü bir dine de dönüşmekte olduğunu ya da dönüştüğünü burada da Rübeck'ir aslında bunun üzerine e, söylüyor Diyaspora'da e, tanınma aslında dini e, çoğulculuk ve e, inanç özgürlüğü nedeniyle e, getirilen yasal çerçevelerin e, diaspora inançlarının, göçmen inançları aslında örgütsel bir boyut ve otorite yapısı e, sağlayarak örgütlü bir din e, olmasını e, aynı zamanda teşvik de e, ettiğini e, söylemekte. E, gerçekten de e, Aleviliğin daha örgütlü bir din haline geldiğini görmekteyiz. Bu anlamda göçmen Alevilik elbette bu daha sonra Türkiye'yi de etkileyen bir durum. Yalnız başına bağımsız olarak iki Alevilik şeklinden bahsetmiyoruz. Zaten biz genel olarak konuştuğumuz bu kapsam ulus ötesi Aleviliğin ulus ötesi bir kaplama, kapsama e, girmesiyle birlikte ortaya çıkan şeyler. Bugün e, bu, burada odak noktamız e, Diaspor olduğu için daha çok diaspora kısmından bahsediyoruz. Aleviliğin Türkiye'de Türkiye deneyimi daha önce de bahsettiğimiz gibi gizlilik ve tanınmama üzerine aslında tanınmama demeyelim. Alevilerin yıllardır süregelen bir tanınma mücadelesi olmakla birlikte herhangi bir şekilde Osmanlı'dan Cumhuriyeti e her şekilde gizliliğine devam etmek zorunda kaldı. Alevi kimliği hep gizlendi ve hiçbir zaman resmi bir tanınmaya bir tanıma olanağı bulamadılar. bu nedenle de diasporadaki eylemlilikleri daha çok görünürlük ve tanınma siyaseti aslında tam tersi ne odaklandı. bu, bunun içinde giderek bu bürokratikleşme ve kurumsallaşma süreciyle birlikte daha örgütlü bir din haline geldiğini söyleyebiliriz. Bir diğer konu aslında diasporadaki bu yeniden da önemli olan Yine mekan kimlik ve cemaat arasındaki aslında mekanın e, kimliğin ve cemaatin yeniden e, inşasındaki önemli e, rolü. E, bu sadece bir bina değil bizim geleceğimiz sözü buraya bu başlıkta yer alan söz. E, Büyük Londra Cem yapımında gönüllü olarak çalışan bir ustanın ona Cem kendisi için e, ne ifade ettiğini sorduğumda verdiği cevaptı. Cemevi'nin inşasına katılma motivasyonu, Aleviler için elbette cenazelerin kaldırılmasıyla birlikte, Alevi kimliğinin genç nesillere diasporadaki genç nesillere aktarımı olduğunu gördük, önemli bir motivasyon olduğunu fark ettik. Gerçekten de e, Cemevi'nin oluşumuna e, katılım e, gel, Orada Alevi topluluğu inanılmaz e, bir işbirliği ve dayanışma örneği göstererek Londra Cemevi'nin Cem e, kurulmasının in, inşa edilmesini sağladı. Burada aslında Cemevi'nin e, bu 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 kadar böyle e, kolektif bir e, katılım e, cemevi binasının büyük bir binadan bahsediyoruz tabii ki e, yapılmasında bu kadar e, büyük bir kolektif dayanışma örneği sergilenmesini aslında e, materyal varlık ya da mekanlaşmanın e, aslında kimlik aktarımı, gelecek nesilleri, yeni nesillere Alevi kimliğinin aktarımı ve bir çeşit kolektif gelecek tahayyülü aslında Diaspora'da devamlılığın, devamlılık için ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor ve bunun da bu nedenle materyal varlığın ya da mekanlaşmanın e, bu, bu nedenlerle yani diasporada devamlılık ve kimlik aktarımı e, nedeniyle kolektif eylemi örgütleyici, e, motive edici bir özellik e, taşıdığını bir e, görebiliriz aslında Londra Cem öyküsünden. E, yine bir o kadar cemaat, Alevi cemaati genel olarak İngiltere'deki Alevi cemaati ama bu her taraf için geçerli homojen bir cemaatten bahsetmiyoruz elbette. çok Genel olarak Alevi kimliği gibi Alevi cemaati de her zaman heterojen cemaatler olmakla birlikte... pek çok iç çatışmaları da beraberinde barındırmaktadırlar. Evet. Fakat burada gördüğümüz kolektif katılım ve dayanışma... gerçekten mekanlaşmanın, diasporada mekanlaşmanın ve materyal varlığın Alevilerin bu nesiller arası e, alevi kimliğin nesiller arası aktarımına verdikleri e, ve diasporada devamlılıkta devamlıla e, verdikleri önemi ortaya çıkarıyor. E, diasporada yeniden inşada mekan pek çok açılardan önemli. Bunlardan bir tanesi de aslında aynı zamanda bu yeniden inşa sürecinin mekanlara nasıl yansıdığını da görebiliyoruz. Yeni mekanları, inanç mekanlarını incelediğimizde. Örneğin yine Londra Cem Evi'nden hareketli, Büyük Londra Cem Evi'nden hareketli iç tasarımında kullanılan semboller ve figürleri göz önünde bulundurarak aslında Diyaspora'da yeni oluşmuş, Diyaspora'da oluşmuş yeni bir e, görme biçiminden bahsedebiliriz. Yeniden tahayyül edilmiş bir Alevilik ne açılardan derseniz elbette pek çok farklı açılar bulunmakla birlikte en önemli aslında orada dindar bir e, İslami e, etkiler altında hazırlanmış ya da düşünülmüş Dindar bir sembolizmden uzaklaşma görüyoruz. E, mümkün olduğunca daha çok e, Aleviler açısından da, e, daha kolektif olan ve daha e, onun İslam öncesi geçmişiyle de ilişkilendirilebilir. Ya da e, bunun dışında daha e, kızılbaşlıkla ve bektaşlığın e, biraz daha e, farklı e, yorumlamalarıyla... E, aslında değerlendirilebilecek bir farklı sembolizmden bahsediyoruz. Bu nedenle burada aslında İslam ile mesafede, me mesafeli bir konum alış olduğunu görmekteyiz. E, bu açıdan da aslında bütün bu e kimliğin ve cemaatin tekrar yeniden diasporada inşasında bu tarz noktaların önemli dinamikler olduğunu özellikle İslam'la mesafenin önemli bir dinamik olduğunu ve bu bunun yalnız eylemliliğe değil aynı zamanda mekanlara dahi yansıdığını söyleyebiliriz. Bir diğer konuda mekanlar inanç mekanlarının diasporada bir köklenme duygusu yarattığı çünkü bu mekanlar cemevleri kamusal alanlarla daha fazla ilişkilenme sağladığı gibi kolektif fırsatlar da sunmakta aynı zamanda topluluğa. Örneğin Alevilik derslerinin İngiltere'de okullarda alevilerin yoğun olarak yaşadığı okullarda daha doğrusu res e, öğretilmeye başlanması e, ve resmi olarak e, aleviliğin din statüsünde tanınması e, bunun gibi pek çok gelişmeler Londra Cemevi'nin etrafında e, kurulmuş olan ağlarla a, ilişkilenmelerle e, il, e, ilgili e, olduğu e, aşikar Evet e, Biraz mekan dışında da diasporada kimlik dinamikleri tabii ki e, Alevi kimliği ya da aslında Alevi kimlikleri dememiz gerekiyor. Çünkü kendi başına e, tanımlayabileceğimiz e, tek bir Alevi kimliği şekli yok. Bildiğiniz gibi kimlikler zaten e, değişken e, ve, ve sürekli müzakere edilen e, olgular diyelim. E, alevi kimliği de böyle, Alevi kimlikleri de böyle. E, her e, değişik... E, herkes tarafından farklı algılanan, farklı benimsenen ve farklı yorumlanan bir kimlik şekli olarak söyleyebiliriz. Fakat bu da ortaklaştıran, Alevi hani kimliğini ortaklaştıran İngiltere'deki cemaat açısından örneği üzerinden e, katılımcılarla konuşmalardan e, etnografik verilere bakılırsa çok baskın bir kimlik olduğu, Diğer e, Alevi kimliği e, aslında e, diğer ulusal etnik ve pek çok farklı politik kimliklerin her birinin üstünde tercih edilen bir kimlik olarak karşımıza çıkıyor. Burada yine e, Alevilik ve Kürtlük olgusu da önemli bir konu. Çünkü İngiltere'deki özellikle Alevi cemaatinin büyük bir çoğunluğu e, dediğim gibi Alevi Kürtlerden oluştuğu için e, etnik kimlikte burada Önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Ee, burada kuşaklar arası bir farktan bahsedebiliriz. Önemli aslında. Ee, çünkü birinci yani ilk kuşaklar, ilk göçmen kuşaklar e, aslında e, Ali Kürt kimliğini e, kabullenmede, Kürt kimliğini ifade etmekte ya da Kürt kimliğini Önemli bulmakta biraz daha geri duruyorken e, genç kuşaklar e, biraz daha bu e, Kürt kimliğinin daha çok e, sahiplenildiğini de görülüyor. Aslında bunun kuşaklar arası bu farkın elbette Türkiye'nin uzun yıllar, Türkiye Cumhuriyeti'nde Alevilerin uzun yıllar ve Kürtlerin tabii doğal olarak e, uzun yıllar yaşadığı asimilasyonla çok ilgisi olduğu aşikar. İlk kuşaklarda ortaya çıkan bu e, asimilasyon... E, etkileri diyelim sonraki kuşaklarda yeni kuşaklarda özellikle diasporada büyüyüp gelişen kuşaklarda artık çok etki göstermediği de aslında düşünülebilir, söylenebilir. Çünkü genç kuşaklar Kürt kimliğine daha çok sahip çıkılar. Tabii ki Alevi kimliği her bütün kuşaklar arasında aynı şekilde kesinlikle baskın bir kimlik olarak duruyor. Bir diğer şey diaspora'da kimlik dinamikleri dediğimizde aslında mağduriyet kültürü, mağduriyet hafızası katliamlarla bezenen Alevilerin mağduriyet kültürü bu açıdan kimlikte önemli bir alevi kimliğin oluşumunda ve inşasında önemli dinamikler İslamla mesafe hakiza az önce de bahsettiğimiz gibi mağduriyet kültürü ve İslamla mesafe zaten değişik alevi toplulukları içerisinde farklı benimsenip farklı yorumlansa da yine de her zaman Türkiye bağlamından Diaspora'ya yaspora taşınmış temel iki temel dinamikler ee, ve ve e, cemaatin ve kimliğin pekişmesi için e, Diaspora'da özellikle mağduriyet kültürünün yeniden üretimi önemli bir e, faktör olarak görünüyor. İslam'la mesafede daha keza Özellikle Batıda özgür, özgün, kendine özgü bir din olarak tanınması yolunda aslında Alevi örgütleri tarafından her ikisi de yeniden üretilen ve sürekli olarak da politize edilen konular olmakta. Evet, birazcık aslında biraz bahsettik ama yeni nesiller ve Alevi kimliği üzerine de kısa bir yer al bilgi vermek istiyorum. E, dediğim gibi Alevi kimliği çok baskın bir kimlik olmakla birlikte Diaspora'daki genç kuşaklar daha çok e, kimliklerini e, Tireli e, Identity dediğimiz e, başka kimliklerle birlikte Alevi kimliklerini başka diğer kimliklerle yeni edindikleri diğer kimliklerle birleştirerek özellikle British Alevi olarak ya da British Kurdish Alevi olarak e, yorumlayarak aslında e, daha kapsayıcı bir kimlik modeli çok doğal olarak edinmiş oluyorlar. Bunun da çok kültürlü diaspora ortamıyla çok ilgisi var. Onlar çok kültürlü diaspora ortamında yetiştikleri ve büyüdükleri için kimlik algıları çok doğal olarak birinci nesil ya da ilk nesil göçmenlerden biraz daha farklılaşıyor. Daha kapsayıcı, daha edindikleri yeni aslında yeni memleket demeyelim aslında Diaspor onların memleketi e, kendi memleketlerini ve içinde var oldukları British kimliğini de kapsayacak bir bir tanımlamayla e, daha çok karşımıza çıkıyorlar. Hakeza Kürtlük konusunda az önce söylemiştik aslında e, onların e, Kürt kimliğiyle ilgili e, yaklaşımı yine ilk nesillere göre biraz daha farklılık gösteriyor. Pek çok kişi de mesela British Alevi'nin yanında British Kurdish Alevi olarak da kendilerini e, tanımlıyorlardı. E, bu, bu burada onların e, yeni ne, gençlerin aslında e, az önceki belki e, konuyla da biraz daha daha çok ilgisi olan cem evlerinin hafıza, gelenek ve kimlik aktarımındaki rolünü tekrar etmek istiyorum. E, öncelikle cem evleri gençler açısından sosyalleştikleri, aileleriyle birlikte küçük yaşlardan itibaren ibadete katıldıkları bir yer. E, aynı zamanda öğretim hayatına destek eğitimleri aldıkları, matematikten e, diğer e, temel bilimlere kadar pek çok alanda e, aynı zamanda destekleyici eğitim alıyorlar. Bunun dışında da alevlik eğitimleri alıyorlar. Hem alevilik dersleri hem de semah bağlama gibi alevi kültürüyle ilişkili çeşitli farklı dersler alıyorlar. E, bu açıdan cemevlerinin onların hem diasporaya hem bulundukları ülkeye aynı zamanda da Türkiye'ye entegre olmalarında önemli bir önemli bir faktör olduğunu altını çizmek gerekir. Çünkü onların Türkiye'yle aidiyetleri, Türkiye'ye karşı, Türkiye ile ilgili hissettikleri aidiyetleri ilk nesil göçmenlerinkiyle çok farklı. Çünkü onlar tamamen diasporada büyümüş, yetişmiş bir kuşak olarak karşımızda var. Evet bu bölümde diasporanın aslında bu son bölüm aynı zamanda yavaş yavaş bundan sonrasında yavaş yavaş sunumumuzu bitireceğiz. Bu bölümde diasporadaki bu dönüşüm ve gelişimin ve değişimin memlekete özellikle kırsal alanlara köylere etkisi üzerine birazcık konuşacağız. Aslında Giderek daha çok kurumsallaşan, daha çok bürokratikleşen ve pek çok gelişmeler ve kazanımlar elde eden göçmen Alevilik aynı zamanda aslında ulus ötesi ilişkilerinde giderek aktifleştiği bir bir ortam, bir kapsamına girmekte. Bu nedenle Aleviler de, göçmen Aleviler de kendi köyleriyle ve memleketleriyle daha çok daha aktif bir ilişki sürdürmekteler aslında göçmenlerle ilgili, göçmen yatırımlarıyla ilgili araştırmaların çoğunda göçmenlerin devletle işbirliği içerisinde yatırım projelerini finanse ettiği ve devletlerinin, ülkelerinin ya da memleketlerinin gelişmesine katkıda bulunduklarını gösterir. Fakat bu Alevilerin özel olarak, yani genel olarak alevilerim, özel olarak da Kürt Alevilerin e, deneyiminde birazcık daha farklılık gösteriyor, e, e, özellikle devletle çatışmalı e, ilişkisi olan Kürt Alevilerin deneyimini, e, deneyimi farklılık gösteriyor burada. Deha Dehaasın bahsettiği üzere devlet kurumlarına güvensizlik, e, göçmen topluluklarının hem yatırımlar yapmasına hem de aynı zamanda aslında dönüş Kararında da etkili olabiliyor gerçekten de e, bu 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 çatışmalı ilişkinin buna nasıl engel olduğunu gördüğümüzde aslında etnopolitiğin göç ile kalkınma arasındaki bu e, ilişkiye nasıl dahil olduğunu da e, aynı zamanda görüyoruz. E, çünkü gerçekten de göçmen Alevilerin, Kürt Alevilerinin e, yatırımları, ev inşa etmek, aile mezarlarını yapmak ya da yenilemek e, gibi e, bireysel yatırımlar dışında e, toplu yatırımları da çoğunlukla köyde cemevi inşa etmenin e, ötesine gitmiyor. Evet, e, şimdi birazcık ne tür bir dönüşüm ya, ya da aslında ne tür bir etkileşim yaşanıyor onu üzerine konuşalım. Öncelikle fiziksel, mekansal bir dönüşümden bahsetmek mümkün. Alevi köyleri... Aslında Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Maraş bu Afşin Elbistan bölgesinde de daha çok dağlık alanlarda e, bulunuyor ve çoğunlukla e, asfalsız yollarla Alevi köylerine gidilebilir. E, gerçekten de devletin e, pek altyapı altyapı yatırımlarını e, görmediğiniz, e, göremeyeceğiniz e, köyler bunlar. Fakat bu asfalsız yollardan dağlık alanlardan geçip o köylere vardığınızda aynı zamanda e, buradaki evlerin Gösterişliliği karşısında da şaşırabilirsiniz. Ee, gerçekten de neredeyse bütün evler yapılmış olmakla, yeniden yapılmış olmakla kalmıyor. Aynı zamanda e, çok fazla da gösterişli lüks evler e, bulma şansınız çok yüksek. Ben sağ çalışması sırasında da o, o zaten fotoğrafta görüldüğü üzere devam eden pek çok inşaat vardı. Aynı zamanda fotoğraflarda görebilirsiniz de aslında nasıl bir mekansal dönüşümden bahsettiğimizi. Bu köylerle ilgili ekleyebileceğimiz, bu mekansal dönüşümle ilgili ekleyebileceğimiz bir başka noktada aslında bu evlerin yeni mimari olarak da yeni bir formda olduğu, daha modern bir görüntüde olduğu ve sol tarafta gördüğünüz geleneksel mimariyle pek bir ilgileri olmadığını daha modern alet gereçlerle, aynı zamanda hazırlanmış modern görünümlü evler olduğunu her ne kadar bu evlerin köy kültürüyle ve geleneksel yapısıyla çok bir alakası görünmese de yine de burada köylere yapılmış büyük bir yatırımdan da aynı zamanda bahsedebiliriz. Evet, bu fiziksel dönüşüm, mekansal dönüşüm dışında sosyoekonomik bir dönüşümden de zaten bahsediyoruz. Çünkü buradaki bahsettiğiniz mekanlar aslında alanlar, bunlar göçmenler tarafından yapılmış, e, yaratılmış alanlar. Dolayısıyla burada aynı zamanda göçmenlerin de yaşadığı alanlar. Dolayısıyla zaten bir etkileşimden, bir bir kültürel, sosyo-kültürel, sosyoekonomik dönüşümden bahsedebiliriz. Burada en önemli şey göçle birlikte gerçekleşmiş şey nüfus eksikliği aslında. Yaygın olarak bu bölgedeki çalışma yaptığım bölgedeki Alevi köyleri kışın tamamen neredeyse boş köyler ve ancak yazın göçmenler tekrar köylerine kalmaya geldiklerinde yaz tatilleri için kalmaya geldiklerinde dolan ve canlanan köyler. Burada hayalet köyler tanımlaması aslında orada kışın bir elektrik e, sorununda e, elektrik tamircilerinin evde elektriğin yapılıp yani gelip gelmediğini tekrar kontrol etmek için bir köyde hiç kimseyi bulamaması ile ilgili anlatılan bir hikayeden burası hayalet bir köy diye tanımlamasını bir katılımcı anlatmıştı onun için anlattım buradan şey anlayabilirsiniz yani kışın tamamen her bir köyde gördüğüm kadarıyla 3-4 evden daha fazlası kalmıyor bunlar da çoğunluğu yaşlılardan oluşan bir kesim. fakat yazın bu farklı ama bu arada inşaat sektörüne yani bu bahsettiğim bütün evler yeniden yapıldığı ve yeni evlerde sürekli e, aynı zamanda yenilendiği de için inşaat sektörüne, inşaat bakım ve onarıma bir, bir yatırımdan bahsedebiliriz. Dolayısıyla aslında burada yerel ekonomiye katkı olarak inşaat sektörüne katkı bu alandaki faaliyetin, aktivitenin artmış olmasından da bahsedebiliriz. Göçmenler kendi evlerini zaten yaptık, yeniden yaptıkları gibi bir de bu evlerin bakım ve onarım içinde sürekli olarak hizmet almaları gerekiyor biliyorsunuz. Bu nedenle yerel ekonomiye bu, bu çeşit bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Ama aynı zamanda e, gerek nüfus gerekse de döviz aktarımı nedeniyle tarımın devalüasyonundan bahsedebiliriz. Çevredeki e, Kürt Alevi köylerinde e, neredeyse böyle tarım ve hayvancılık yapan köyler bulmak çok zor. Çok zor değil aslında imkansız gibi öyle diyelim. Dolayısıyla burada artık tarımın ve hayvancılığın artık oradaki köylerin geleneksel karakteristik ya da karakteristik yanlarının yansıtmadığını söyleyebiliriz. Elbette geleneksel kültürde de pek çok değişiklik var. Olacaktır gördüğümüzden de daha fazlası. Bunu tabii ki bu daha uzun bir konu burada uzun olarak anlatma şansımız yok ama e, sonuçta bu alanlar göçmenlerin bu alanları aynı zamanda e, ve bu, bu, bu buradaki yaşamları aynı zamanda e, köy topluluğunun ulu ötesileşmesini de sağlayan e, önüne açan e, bir e, bir durum dolayısıyla e, elbette bu ulus ötesi köy toplumu ile aslında e, yeni baştan şekillenen bir bir e, sosyo kültürel ortamdan da bahsediyoruz bu nedenle geleneksel kültür elbette ...bunlarla birlikte büyük değişiklikler ve dönüşümler geçiriyor olacak. Bu bölgelerdeki, kırsal alandaki genç nesillerden de kısa bir bahsetmek istiyorum. bir Bizim aslında çok karşımıza çıkan bir şey Batı'nın çekiciliği oldu. Burada Gardner'ın aslında nasıl göçün nasıl bir ideoloji yarattığını... Ee, yalnızca e, yani yabancı ülkeleri e, daha çok yücelttiğini e, söylediği sözüne yer vermek istedim. Gerçekten de e, lüks göçmen evleri ve hayatları yani bir yandan göçün ekonomik faydasını anlatırken aslında aynı zamanda da e, gençler arasında batıyı daha çekici hale de e, getiriyor bu nedenle. E, fakat burada belirtmem gereken bir şey o da Alevi gençlerinin Batı'yı Batı'ya bu kadar çok gitmek istemesinin tek nedeni elbette ekonomik değil siyasi olarak da dezavantajlı durumda olduklarını belirttiler bizim yaptığımız görüşmelerde gençlerle yaptığımız görüşmelerde hemen herkes mutlaka başından geçmiş ayrımcılık hikayelerinden nasıl ayrımcılığa uğradığında işte eğitimde okulda e, pek çok farklı alanda nasıl e, alevi oldukları ve alevi e, ya da Kürt oldukları için e, nasıl ayrımcılığa uğradıklarını ve pek çoğu için yurt dışı tek çare e, olarak gördükleri bir durum e, e, inanılmaz bir şekilde belli bir yaşa gelen e, çocukların kesinlikle e, bütün planlarının yurt dışına göç etmek üzerine olduğunu, hatta mesela bazı büyüklerle de yani büyükleriyle konuştuğumuzda da aileler çocuklarının evlenmek istemediğinden şikayet ettiler. Nedeni bir gün gelip çoğunlukla İngiltere'ye ya da Batı, herhangi bir Batı Avrupa ülkesine gidecekleri için evlenirlerse bunun onlara sorun olacağını, onların göçü için göçmesi konusunda düşünüyorlar bir ayak bağı oluşturabileceğini düşünerek e, evlenmemeye çalıştıkları gibi bir e, bir e, şikayetti e, işitmiştik. Evet bir son olarak da köylerde cem evleri üzerine konuşalım. İngiltere'de e, başta olmak üzere ama Avrupa'da diğer yerlerde de buna benzer şeyler olduğunu biliyorum. E, oldukça popüler olan bir bir ortak eylemlilik e, para toplayarak köyde bir cemevi inşası için Türkiye'ye gönderilmesi köylerine gönderilmesi bu bu bağışları yapan kişiler ya da aleviler göçmen aleviler bunu bir inanca yatırım olarak görüyorlar bu nedenle elbette bu bağışlar dini öneme sahip sahiptirler bu aynı zamanda da onlar açısından inanca ve köyüne duyulan çünkü köyde cemevi yapılıyor doğduğu yere, doğduğu köyüne ve inancına karşı duyulan ona dair duyulan bir aidiyet hissi ve manevi bir bağ da temsil ediyor. Burada mesela pek çoğunun aynı zamanda cenazelerini biliyorsunuz yurt dışında ölen kaybettikleri yakınlarını e, köye e, gömmek üzere götürüyorlar. E, dolayısıyla cenazelerin e, kendi Alevilik erkanına e, cenaze erkanına göre kaldırılması da önemli bir konu. Elbette köylerde cemevine bağış yapılması. Ama zaten cenazenin kendi gelenek ve göreneklerine göre yapılması da Zaten aidiyetle çok ilgili bir şey e, orada çünkü cenaze onların e, kimlik ve aidiyet anlamında e, Alibnuya bağlılığında e, ortaya çıkaran bir durum e, ve aynı zamanda da bu bu bağışların toplanması da burada e, bir bir çeşit yine cemaati ve kimliği pekiştirici bir e, bir yanı da var çünkü bu 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 şekliyle aslında e, kendi e, köyleriyle birlikte aynı zamanda inançlarına da inançlarıyla ilgili de bir görevi yerine getirmiş oluyorlar. Bazıları bunu görev olarak gördükleri için özellikle kullanıyorum bu kelimeyi. Bu nedenle onların kimliğinin e, ve ve komüniteye yani cemaate e, karşı cemaatin e, aynı zamanda e, cemaat açısından da pekiştirici bir yanı olduğunu e, söyleyebiliriz. Son olarak biraz gö köy cem evlerinden bahsedersek burada parantez içinde göçmen cem evleri diye kullandım. Bu neden bunun nedeni bu cem evlerinin göçmenler tarafından yapılmış olması. Ee, birincisi orada köy evi, cem köy cem evi ya da cem evi yaptırmanın diasporik kimlik ve görünürlük siyasetiyle yakın çok yakından bağlantılı e olduğunu söylemek istiyorum burada Alevi kimliğini mekansal olarak görünür kılma e, gibi bir 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 sonuçla karşı karşıyayız. Bildiğiniz gibi Alevi köyleri geçmişte aslında dağların e, dağlar boyunca e, dağların eteğindeki bütün köylerin Alevi olup olmadığını biz sadece orada bir cami bulunup bulunmamasına e, göre tahmin ederdik ancak onun dışında herhangi bir göstergesi yoktu. Ama şimdi cemevleriyle birlikte köylerin dini kimliği e, aleni olarak görünmekte. eee bu, bu bu açıdan aslında bunun diasporadaki kimlik ve görünürlük siyaseti çünkü diasporadaki kolektif eylem daha çok kimliğe ve görünürliğe e, görünürlük siyasetine odaklandığı için e, köylere gönderilen bu bağışlarla cemevi yapılması da bunun yine parçası bir parçası e, olarak görmekteyim e, bunun dışında cemevleri elbette bu ulusu ötesi etkileşimleri arttırmakla birlikte aynı zamanda göçmenlerin kendi köy cemaati içerisinde bir etkinliğe daha aktif bir, bir rol almalarına da sebep oluyor. Dolayısıyla aslında köy cemaatinin yeniden inşası anlamına da geliyor. Bunun dışında bilinmesi belki altı çizilmesi gereken konulardan bir tanesi Diaspora'daki bu cemevlerinin göçmen aleviliğin mekansal işaretleri oldu ve e, aslında onlarla birlikte taşınan inanç kültürünün, alevilik kültürünün Diaspora'da yeniden inşa edilmiş bir inanç kültürü olduğunu e, söylemekte fayda var. Bu nedenle aslında aynı zamanda daha uzun vadeli olarak çünkü aslında görece yeni bir konu da bu son son 10 yılda aslında bu, bu köylerde cemevleri artmaya başladı. Dolayısıyla onların aslında aynı zamanda da sosyal mekansal yani kırsal alanın köylerin sosyal mekansal ve inançla inançsal bağlamının değişmesinde giderek daha artan aktif bir rol oynadıkları ve oynayacakları görünüyor. E, aynı zamanda bu Diaspora'da geçirilen dönüşümün de fiziksel tezahürü anlamına geliyorlar. Evet sanırım burada e, bitiriyoruz. E, umarım sonuna kadar ilgiyle gelebildiniz. Umarım ilginizi çekmiştir. E, çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.